Suudi Arabistan şüphesiz Müslümanlar için kutsal yerlerin başında gelir. O ülkede son peygamberimize kadar pek çok peygamber yaşamış ve hadislerde olabildiğince İslam'ı güzel bir şekilde anlatmaya çalışmıştır. En önemli ise Kabe şu an Suudi Arabistan'da yer alıyor. Her ne kadar Suudi Hanedanı gibi görevini kötüye kullanan pek çok yönetim olsa da söz konusu Suudi Arabistan olunca işler biraz değişiyor. Şu an Suudi Arabistan başında bulunan kişi Selman bin Abdülaziz El Suud. Müslümanlar için oldukça kutsal sayılan bu toprakları yönetenler şu an Amerika'nın yardımcısı halindeler. Filistin yerine daha çok İsrail ile dost olmuşlar. Üstelik bu yönetim işlediği cinayetin sorumlusu olarak gösterilen Muhammed bin Selman yer alıyor. Katil ve para düşkünü olan Suudi Hanedanı'nın bu davranışları tabii ki de en çok Amerika'yı mutlu etmekte. Amerika'nın emriyle kral ve oğlu artık Suudi Arabistan'ın değişeceğini ve ılımlı İslam'a geçeceğini duyurdu. Ilımlı İslam kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i bir nevi hiçe saymak gibi görülmekte. O yüzden ülkede pek çok imama karşı çıktı. Fakat Cemal Kaşıkçı örneği olduğu gibi Suudi yönetimi kendine en ufak ses çıkaran herkesi susturmaya çalıştırmakta. Şu an suçsuz yere hapishanelerde yatan insan sayısının çok fazla olduğu belirtilmekte. Öte yandan Amerika verdiği silah yardımları ve destekle Suudi Arabistan, Müslüman komşusu olan Yemen'e ambargo koydu. Şu an Yemen'de milyonlarca insan açlık çekiyor. Suudi Arabistan kullandığı silahlarla masum olan çocukları bile öldürüyor. Yıllardır Müslümanların en güvendiği ülkelerden biri olan Suudi Arabistan, kralın yanlış politikaları yüzünden İsrail'den bir farkı kalmadı. Suud yönetiminde yer alan imamlar bile artık onlara yönelik konuşmaya başladılar. Geçtiğimiz dönemlerde Suudi Arabistan'ın bir imamdan çok ilginç bir açıklama geldi. Filistinlileri, Yemenlileri ve Arakan'da ölenleri görmezden gelen imama Suudi yönetiminin tam istediği gibi bir konuşma yaptı. Konuşmasında şükürler olsun ki Amerika ve Suudi Arabistan dünyayı birlikte yönetiyor. Bu açıklama dünyanın pek çok yerinde tepki çekti. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Kabe'de daha önce hiç yaşanmamış bir çekirge ve hamam böceği istilası yaşandı. Bunlara sebep ise kutsal topraklarına verilen değerin gittikçe azalması. Bu yıl ilk kez Suudi Arabistan'da Noel kutlandı. Şehir merkezlerinde içkili partiler serbest bırakıldı. Ilımlı İslam kararı ile birlikte pek çok Amerikalı şarkıcı burada konser vermeye başladı. Suudiler bir yandan eğlenirken hemen yanı başında ölen Yemenli Müslümanları ise adeta görmezden gelmekte. Pek çok kimseye göre ise bu son yaşanılanlar kıyamet alametlerinden biri. Kıyamet alametlerinde dinle alakalı olmayan insanların imam olduğunu, gaddar ve likanlı kişilerin yöneticilik yapacağı, cahil düşüncelerin artacağı, bir yandan zenginlik artarken diğer yandan yoksulluk artacağı ve çeşitli felaketlerin ilk kez yaşanacağı bildirilmiştir. Öte yandan Kral Selman bu iddialara rağmen iki farklı politika sürdürmekte. Bir yandan Müslüman olduğunu dile getirirken bir yandan Amerika ile dost olup Yemenlilere bombalar atabiliyor. Bunun en büyük nedeni ise Suudi yönetiminin iktidar ve para hırsı. Koltuğunu asla kaybetmek istemeyen Kral Selman ve oğlu deyim yerinde ise tüm kartları oynuyorlar. Hac organizasyonu son yıllarda azalmaya başladı. Suudi yönetimi her ne kadar reddetse de hac güvenliği İsrailli bir şirkete devredildi. Bu şirket hacıların Cidde'den Mekke'ye nakillerinden tutun da milyonlarca hacının parmak izi ve fotoğraflarından tutun da her türlü bilgiyi saklama hakkına sahip. Mekke ve Kabe'yi yöneten ise şu an Prens Selman. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak açıkladığı dönemde Veliaht Prens Selman'ın Kudüs kararını tek kelimelik ifadelerle eleştirdiğine ve İsrail'le ilerleyen dönemlerde iyi ilişkiler kurulabileceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Amerika'nın Kudüs kararına destek veren Selman'ın kutsal mekanları yönetmesi İslam dinine zarar olarak yorumlandı. Suud ailesinin top sakallı erkeklerinin hakimiyetindeki Arabistan'da dünyanın her tarafından hac için gelen Müslümanlar Kabe'nin tam karşısında gökdelen gibi Yahudi Hilton otelini pek çok kafir otelle birlikte yan yana görmektedir. Bu otelde FSPC'nin biraları alkolsüz diye satılabilmektedir. Petrolün fiyatının varil başına 100 dolar aştığı şu günlerde Suudi Arabistan hükümetinin kasası parayla dolup taşıyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Saud serveti 18 milyar dolar. Kardeşinin ölümü üzerine 2015 başında kral oldu. Öte yandan daha fazla tepki çekmemek için kameralarla birlikte Kabe ve kutsal camileri ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Kralın namaz kılarken ve dua ederken yaptığı davranışlar çok konuşuldu. Pek çoğu kişi samimiyetsiz buldu.
Kabe-i Muazzama binasının içinde namaz kıldıktan sonra elinde bez alarak duvarlarını temizleyen Selman, ardından Mekke valisi Prens Halid El-Faysal ile görüştü. Öte yandan sürekli israfı savunan ve halkına bu yönden mesajlar veren Selman, 2017 yılında Fas'ta bir aylık tatil için tam 6,5 milyar dolar harcadı. Kralın çalışanları, bakanları, danışmanları, akrabaları ve güvenlik personeli de bir aylık tatil için şehrin en pahalı otellerinde kalırken, bu tatilin ülkenin yılda 6,5 milyar dolar turizm geliri sağlayan Suudi Arabistan gelirinin %1,5'una denk geliyor. Sonuç olarak Suudi Arabistan hiç iyi insanların elinde değil. Kabe'de son dönemde yaşananlar daha önce hiç yaşanmaması bunun en büyük örneği. Bu olay belki de Allah'ın bir uyarısıydı. Araf suresi 130. ayet: "Bizde kudretimizin ayrı ayrı alametleri olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşereler, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine inat edip direndiler ve çok mücrim, suçlu bir kavim oldular." diye bildirilmiştir. Kabe imamın bile Amerikan savunması size de ilginç gelmiyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.